hürmeti, yar göğsünden ilk yudumlar hakkına. Kanallıklı dudaklardan kaşıklara bismillah. Ad verirken ilk ezandan, ilk duyduğum kelamdan. Göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah. 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 Vatan için bütün yalan yaşıklara bismillah. Düşte gördüm kanlı başın peygamberin dizinde. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Rabbi yesir dileklerden eşiklere bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Nihlilere, destanlara. Helal, malen yıktım yarapayım, beni nemesine müdelem diyorum ezber. Çığlıklarında boğulmaktasın. Tarihin enkaz halinde.
ecdadı dinlemekte ve sen hala bugün neden kısmaktasın? Bugün neden kısmaktasın? Neden? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 22 Mayıs 2014 günlerden Perşembe saat 16.13 İstanbul Küçükçekmece 2 telli FSM TV ve Radyo FSM canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Canlı yayınımız özel Ayasofya ibadete açılacak adlı programımız başlıyor efendim. Bugün biliyorsunuz Perşembe günleri ekonomi dünyası programımızı yapıyorduk ama işte konuklarımız olmadığı için, müsait de olmadıkları için ve programı da yapamadığımız için dedim biz bu programı en güzel şekilde inşallah Rabbimizin izniyle değerlendirelim. Bir hafta kalan fetih gününe Ayasofya ibadete açılacak ruhuyla, dualarla, naatlarla hep birlikte akan gözyaşlarımızla millet-i İslam'ın yanık sesi olalım ve Ayasofya'nın ibadete açılması için o mübarek ışığı, o mübarek Rabbimize uzanan güzelliği hep birlikte el birliğiyle, gönül birliğiyle yakalayalım, yakalatalım diyoruz inşallah efendim. Evet. Yine her zaman olduğu gibi bir aşır okuyoruz. Biliyorsunuz Recep ayını bitirmek üzereyiz değil mi? Daha Şaban ayına geçmedik. Evet, Recep ayında bol bol İhlas-ı Şerif okuyunuz buyurmuşlardı büyüklerimiz. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrek ve vedana anke vizrakellezi engada zahrak ve rafa'na leke zikrak fe inne ma'al usru usran ne ma'al usru usra fe izâ feragte fensab ve ilâ rabbike fergab. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad Allahus samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad Allahus samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad Allahus samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Sadakallahul azim. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bizi aldatan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslüm İman 164. İkinci hadis-i şeriflerinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Söz taşıyanlar cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe cennete giremezler. Müslüm İman 168, Tirmizi 1.79. Üçüncü hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine şöyle buyuruyorlar. İşçiye ücretini alnının teri kurumadan veriniz. İşçiye ücretini alnının teri kurumadan veriniz. İbn-i Mace Ruhun 74. Okumuş olduğumuz aşırların, okumuş olduğumuz hadis-i şerifin dergâh-ı ilahinde kabulü için ve kâfeli iman ve ehl-i İslam ve vâhi için Allah rızası için ümmet-i Muhammed'in sihhat ve selameti için Adem atamızdan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine kadar gelmiş geçmiş bütün peygamber efendilerin ehl-i beytin ashab-ı halifelerin ve cümle İslam şehitlerinin bir dua da bizim için yok mu diyenlerin Allah rızası için şu anda fetih günlerine yaklaşacağımız şu günlerde şu mübarek üç aylarda
Ayasofya'nın ve yine Ayasofya gibi tüm özgürlüğüne kavuşamamış, dünyada bekleyen tüm İslam mabetlerinin de açılması için, Allah rızası için El-Fatiha. Evet efendim, bugün dilimizin döndüğü kadar Ayasofya'yı işlemeye gayret edeceğiz. Ayasofya ile ilgili konular işleyeceğiz. Ayasofya bugünlere nasıl gelmiş? Kimler bizleri bugünlere getirmiş? Ayasofya'yı açmak kimlere nasip olmuş? Ve yeniden Ayasofya'yı açmak kimlere nasip olacak? Bunları acizane olarak işlemeye gayret edeceğiz efendim. Evet. Bu mübarek milleti, bu Ayasofya'yı ibadete açan, üç defa tekbirle Kabe'yi karşısında gören Sultan Fatih'i için, Sultan Fatih gibiler için ve kıyamete kadar da nice fetihler yapacak Rabbimin dostları için söylenen müjdeyi ve getiren müjdeyi getiren iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için Arif Nihat Asya bakın ne demiş. Onun şiirini okuduktan sonra bu milletin bugüne, buraya, İstanbul'a gelişinin öncelerine doğru gideceğiz. Acizane dilimizin döndüğü kadar. Ben tarihçi değilim efendim. Belgelerle de konuşmuyorum ama acizane olarak dilimizin döndüğü kadar sizlere bu konuları açmaya, açıklamaya çalışacağız. Bu konuda canlı yayına katılmak isteyen, canlı yayında ben de buraya şöyle bir konu katmak istiyorum diyen bütün can kardeşlerimizi, yorumcularımızı bekliyoruz efendim. Telefon numaramızı da veriyorum. 0535 760 97 89. 0535 760 97 89. Evet. Bakın, bir fon koyabilirsen hocam. Bakın Arif Nihat Asya ne diyordu? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydün. Ümmetimin göz bebeği gözlerin Resulüydün. Elçi geldim, elçiler gönderdim. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdim. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de. Bunalırsan Medine'ye göçerdim. Biz bu dünyadan nereye geçelim ya Muhammed? Evet. Arif Nihat Asya'ya çok Rabbim razı olsun diyoruz efendim. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o fethin müjdesiydi. O bu günleri görüyordu, o bu günleri hissediyordu ve o ne güzel kumandan, o ne güzel şehir, o güzel şehri fetheden kumandan, ne güzel kumandan diye fethi müjdeliyordu. Evet, bu fethi yerine getiren bu millet kimdi? Bu millet nereden gelmişti? Bu milletin Anadolu'da işi neydi efendim? Evet, bu millet asırlar önce Orta Asya'da bir böyle bir hengame içerisinde, bir bunalım içerisinde, bir yerine kabuğuna sığmazlık içerisinde, bir nasıl dersiniz ona, fırtına mı dersiniz, hani böyle bir hortum gibi, yani Asya'da bu millet böyle bir yerine kabuğuna sığamıyordu, duramıyorlardı yerlerine ve kavimler gidiyordu. Babadan oğula nesiller gidiyordu, asırlar gidiyor. Ben burada isimler, yorumlar üzerinde durmayacağım. Ama bu aziz milletten bahsediyorum.
bu millet gele gele artık bir rüya gördü. Bir komutanın hocası, ey dedi sultanım, rüyamda gördüm artık göç zamanı, göçeceksin. Artık buralar bize dar geliyor, gitmemiz gerekiyor dedi. Asırlar geçen bu hengameden sonra bu millet, bu aziz millet Orta Asya'dan gelerek Anadolu'ya doğru gelmeye başladı. Ve bir gün bu gelen bu millet bir gün bir baktı ki iki savaşan bir grup, bir topluluk gördü. Bu topluluk baktı ki bir tarafta birileri, diğer bir tarafta birileri, ama her ikisini de tanımıyor. Ve baktı o grubun komutanı, kumandanı, sultanı, artık hangisi nasılsa, dedi ki burada mağdur olana yardım edeceğiz. Haklı durumda olana, mağdur olana orada yardım edeceğiz diyor dedi. Ve orada o iki gruptan birisi olan Müslümanlara yardım ettiler. Ve yardım ettikten sonra Müslümanlar zafere ulaştı ve karşılaştılar. Birbirlerine selam ulaştılar. Sizler kimlersiniz dediler. Evet, bizler Müslüman Araplarız dediler. Ve karşı tarafta da Bizanslılar vardı. Nasıl bir şey bu Müslümanlık dedi. Nasıl bir şey bu Müslümanlık dedi sultan. Ve orada en güzel şekilde Müslüman Arapların komutanı oturdular, ikramlarda bulundular ve onlara Müslümanlığı anlattılar. Gördüler ki işte biz bunun için gelmişiz. İşte bizim aradığımız buymuş. İşte bizi Rabbimiz bu ruhla getirmiş dedi. Ve orada eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dedi. Bu aziz millet şerefle, şanla, tertemiz bir ruhla, pak ve temiz bir ruhla, İslam'la müşerref oldu ve artık bize pay edilen, bize verilen bu emaneti aldık ve bu emaneti biz kıyamete kadar Allah'ın izniyle götüreceğiz dediler. Ve inmedikleri at sırtından kıyamete kadar da bu at sırtından inmeyeceklerini vaat ettiler efendim. Evet. Evet. Bu aziz millet, bu aziz millet o şerefle, o ruhla geldiler ve Malazgirt'te Alparslan'ın önderliğinde Malazgirt'te Bizans'la karşılaştılar. Ve o Malazgirt'te o sultan ki o ruhla gelen, o Orta Asya'dan o ruhla gelen o sultan ki, yani onun torunları olmuş oluyor, kefenini giydi, abdestini aldı ve cuma hutbesini okudu. Cuma hutbesini okudu ve dedi ki biz bir dava için buradayız. Biz bu bir dava için burada ya şehadet sevmesi içeriz ya da bu Anadolu'yu alırız dediler. Bizim görevimiz zafer değil, bizim görevimiz sultanlık değil, bizim görevimiz şan şöhret değil, bizim görevimiz seferler hükümlü olmak, bizim görevimiz Rabbimizin rızasını kazanmak, bizim görevimiz İlahi Kerimetullah sevdasını, nizam-ı alem sevgisini kıyamete kadar burçlara dikmek, gönüllere dikmek dedi Alparslan hutbede. Ve ona bağlı olan, ona inanan, onun yoluna baş koymaya, can koymaya hazır olan bu aziz millet Malazgirt'te zafere erdi. Zafere erdi ve sultan gayet şey bir şekilde Bizans imparatorunu geri gönderdi. Hiç
ona bir şey yapma. Doğru değil mi? Teyit ediyoruz yani. Bizans İmparatoruna hiçbir şey yapmadan onu geri gönderdi. Evet. Bilmiyor musun hocam? Tarih okumadın mı? Evet, evet. Evet, teyit edelim dedim yani. Evet. Ve derken bu Anadolu derken aşiretten devlete doğru uzanan bir yola geldiler. O yol ki Muratlardan, Yıldırım Hanlardan, Osman Gazilerden, Orhan Gazilerden, II. Murat'tan derken bir çocuk ve yanında bir çocuk ve bir sultan ve sultanın yanında da bir Allah dostu. Hacı Bayram Veli Hazretleri. Hacı Bayram Veli Hazretleri ile II. Murat çok samimilerdi, çok severdi hocasını, hocasına hürmet ederdi, sürekli ziyaret ederdi. Efendim dedi, efendim dedi, bize nasip olacak mı? Bu fetih bize nasip olacak mı? Evet. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri buyurdu ki, sultanım, size nasip olmayacak. Fakat şurada gördüğünüz iki çocuk var ya, onlardan bir tanesi Mehmet, Şehzade Mehmet, bir tanesi de Akşemşek. Evet. Bu ikisine nasip olacak dedi. Evet. O ruhla yetişen, o ruhla büyüyen, o ruhla büyüyen Sultan Fatih ve Akşemşettin fetih ninnileriyle, fetih dualarıyla, fetih salavatlarıyla büyüdüler. Öyle büyüdüler ki, öyle hallere geldiler ki, Sultan Fatih'in hayatını anlatmaya, Sultan Fatih'in hayatını anlatmaya ne gücümüz yeter, ne dilimiz yeter. İnşallah onu da aşiretten devlete adlı programımızda işleyeceğiz, işlemeye çalışıyorduk zaten geçen senelerde biliyorsunuz. Evet. Derken fetih Rabbimizin izniyle sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin talimatıyla bir salı sabahı, pazartesi salıya bağlayan bir gecede İstanbul fethedildi. Ve Sultan Fatih Ayasofya'ya geldi. 3 defa tekbirler getirerek Kabe-i Muazzama'yı karşısında gördü. 3. tekbirde Kabe-i Muazzama'yı karşısında gördü. Ve vasiyet etti. Evet. İbadeti açtırdı. Ve orada namazını kıldıktan sonra dedi ki, hangi milletten, hangi dinden olursanız olun, ticaretinizde, dininizde, aile yaşantınızda her türlü serbestsiniz dedi. Ve Bizanslı o halk öyle mutlu olmuşlardı ki Bizans şeyi altında yaşamaktansa Osmanlı sarı altında yaşamayı yeğleriz demişlerdi. Evet. Bu arada Sultan Fatih bir vasiyet etmişti. Evet, Sultan Fatih'in vasiyeti. Hocam o bizim kitaplarım orada. Onu bir getirir misin sana zahmet? Evet. Onu ezbere okumuş oldum. Orada görürsün beyaz şey. Bak kitaplar ne olacak kitaplar? Orada kitap değil yani çerçeve. Evet. Ve Sultan Fatih vasiyet etti. Ayasofya ile ilgili vasiyetler etti. Hemen yazalım. Evet.
Evet. Sultan Fatih, Sultan Fatih geldi ve vasiyetini yaptı. Evet. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyetnamesi. Ben ki İstanbul Fatihi Abdi Aciz Fatih Sultan Mehmet bizzatihi olup alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul'un Taşçık mevkiindeki kain ve malumun hudut olan 136 vap dükkanımı aşağıdaki şartlı muhafazasında vakfı sahih eylerim. Bu gayri menkullerimden elde olacak memalarla İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Bunlar ki ellerindeki bir kap içinde kireç tozu ve kömür külü içinde halde günün belli saatlerinde bu sokakları gezer, bu sokaklara tükürenlerin tükürükleri üzerine bu tozu dökerler, dökerler ki yevmiye 20 akçe alsınlar. Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin ve nasip eyledim. Bunlar ki ayın belli günlerinde İstanbul'a çıkarlar. Bila istisna her kapıyı vurarlar ve o evde hasta olup olmadığını sorarlar. Sonalar var ise şifası ya da mümkün olduğu ise şifa yap olalar, değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darülaze diye kaldırılacak, orada salah buldurulalar. Maazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı vakti olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 silah ehli erbaba verile, bunlar ki hayvanat vahşiyenin yumurtada veya yavruda olmasına dığı sıralarda Balkanlara çıkıp avlanalar ki zinhar hastalarımızla gıdasız bırakmayalar. Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanelerde şehit ve şühadamın harimleri ve Medine-i İstanbul fukarası yemek yerler. Ancak yemek yemeye ve almaya bizatihi kendileri gelmeyip yemekleri güneşin boş karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürürler. İşte ecdat vasiyeti, işte etrafında meyhaneler, hatta üzerinde haneler dolu vakıf arazileri düşünen insanlarınıza ibret olur inşallah. Evet, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyetnamesini, bir bölümlerini burada okumuş olduk efendim. Mekanı cennet olsun diyoruz. Evet. Canlı yayınımız devam ediyor efendim. Ayasofya ibadete açılacak diyoruz. Bu ruhla, bu güzellikle, bu sevda ile, hep birlikte, gönül birliğiyle Ayasofya'nın ibadete açılması için canla, başla gayret edeceğiz, çabalayacağız. Hiçbir şey yapamıyorsak bir damla Allah için gözyaşı dökeceğiz. İki rekat namazı fazla kılacağız, teheccüd namazı kılacağız ve dualar edeceğiz. Rabbimize açılan eller Allah'ın izniyle hiçbir zaman tereddüt olmaz, tereddüte mahal kalmaz. Hele mübarek şu üç aylarda Ayasofya ibadete açılması için tüm ümmeti Muhammed'in tek yumruk, tek yürek, tek bilek olacağına Allah'ın izniyle İnanıyoruz diyorum efendim. Evet. Peki efendim, biz bu durumlara Fatih İstanbul'u fethetti, Ayasofya ibadeti açtı. Fakat nasıl geldik bu günlere? Evet. Biraz buralara girmeye çalışalım. Bugün yeryüzünde yaşayan insanların birçoğu kendine gelememenin, asıl insani kimliğine kavuşamamanın
bilerek veya bilmeyerek ızdırabını çekmektedir. Hristiyan alemi, İslam alemi, her iki alemin insanları kendilerini mutlu kılacak hedeflere yönelmekte, fakat neticede boş hedeflerle karşılaşıp meyus olmaktadırlar. Bu demektir ki her iki alem de birileri tarafından dejenerasyona uğratılmaktadır. Ben iddia ediyorum ki bugün yeryüzünde sadece iki din devleti vardır. Bunlardan biri İslam devleti, ikincisi de İsrail'dir. Bu devletlerden başka milletlerin de kendi öz devleti yoktur. Belki bugün Rus halkı, Amerika Birleşik Devletleri halkı, Arap halkı, İngiliz halkı, Fransız halkı ve benzeri halklar vardır. Bu dünya milletleri kendi öz devletlerini yıllar önce kaybetmişlerdir. Bugün İngiliz parlamentosuna Yahudiler hakimdir. İngiltere başbakanları araştırıldığında ne olduğu ortaya çıkmıştır. ABD'sinde yine Yahudiler hakimdir. Evet. Şayet Müslüman halkın devleti Müslüman değil de laikse, o zaman ortada Müslüman bir halk vardır. Ve bu halkın devleti de ne acıdır ki mevcut değildir. Bu misali dünya milletleri için çoğaltmak mümkündür. Bunun gibi yeryüzünde ne doğu kültürü ne batı kültürü mevcut değildir. Yeryüzünde Yahudinin icat ettiği doğu ve batı insanını kültür diye sunduğu bir kültür rüzgarı sayesinde onları kendi benliğine çalıştırdığı ve yozlaştırdığı apayrı bir kültür garibesi doğuya ve batıya hakimdir. Bugün doğu ve batı bu kültürle adeta çıldırıp önce kahkaha ve gülen, sonra şişkıra hışkıraya ağlayan insanın gülme devrini yaşamaktadır. Ne var ki yakından ağlama devri başlayacak ve başlamıştır. Doğunun ve batının insanı, insan hilkatına tamamen ters olan bu kültürün etkisiyle birer insanlık çöplüğü haline gelmektedir. Ben bir insan olarak doğu ve batı insanının Yahudinin icat ettiği kültürden kurtulmasını bütün kalbimle istemekteyim. Bu kültürsüzlük kültüründen kurtulan insanlar kendilerini huzura kavuşturacağı bir kültür arayışına geleceklerdir. Bunu da en tabii ilahi temellere dayanan İslam kültüründe bulacaklardır. Bugün Müslümanlar inanışıyla, yaşayışıyla yabancı kültürü demiyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi beni batı kültürü diye bir kültürün varlığına inanmıyorum. Doğu ve batı insanının tarihinde güçlü bir Yahudi tahribatı mevcuttur. Genelde bu tahribatlar harpler ve ihtilaller sonrası ortaya çıkmıştır. Harplerden yılan kitlelere kendi inanç ve örfüne yabancı olan şeyler yavaş yavaş kabul ettirilmiştir. Bu olay bizim ülkemizde 1. Dünya Savaşı sonrası harf ve kıyafet devrimiyle başlamış ve devam etmiştir. Yeryüzünde olmuş ve olası İslam dirilişleri sadece İslam Müslüman olan, halkı Müslüman olan ülkeleri değil, Yahudinin pençesinde kıvranan bütün dünyamız asaplarını kurtarmakla sorumludur. Yüce Allah Celle Celaluhu yeryüzünde bozukluk kalmayıncaya kadar buyurmaktadır. Bu sayede, bu ayete bakarak İslami yaşantının görevi bölgesel değil evrenseldir. Hedef belli olmuştur ve hedef dünya siyonizmidir. Müslümanların ilk vazifesi şuurlanıp bu şuurlarını artırıp İslam davasına
İslam ananesine, İslam nizamına gitmeleridir. Zira evrensel siyonizm ile mücadele etmek Müslümanların bireysel olarak başlayacakları bir iş değildir. Müslümanların arasında bu vahdet oluşup İslami şuurlarla teşekkür edince siyonizmin diğer ülkelerin insanlara yapmış oldukları zulüm ve haksızlıklar İslam düşünürleri tarafından kaleme alınıp o ülke insanlarının diline çevrilip onlara sunulacaktır. Siyonizmin gerçek yüzünü tanıyan dünya milletleri siyonizmin kendi başlarına getirdikleri devletlere kıyam edeceklerdir. Bu şekilde toplu bir kıyam ile dünya siyonizmin güdümündeki devlet sultanlarını parçalayacak. Dolayısıyla siyonizmin dünya haklarına tahakkümünü ortadan kaldıracaktır. Bu durum İslami hareketlerin işini kolaylaştıracaktır. Zira birçok ülkenin insan gücü ve imkanları Yahudinin tek elindedir. Bu imkanları istediği an İslam'ın aleyhine seferber etmektedir. Bugün ABD ve Rusya ve NATO, Birleşmiş Milletler, NATO gibi birçok ülke bu kuruluşlar Yahudinin tek elindedir. Farkında olmadan birçok ülke insanı kendi can düşmanı siyonizmin dünya hakimiyetine hizmet etmektedir. Bırakalım halkları, Müslüman olmayan ülkeleri İslam'ın gerçek şuuruna ermemiş nüfus kağıdı Müslümanları direkt veya en direkt olarak Yahudi'ye hizmet halindedirler. Burada görev İslam mütefekkirlerine düşmektedir. Kalemle cihat, silahla cihattan 1000 kat daha müessirdir. Dünya Müslümanlarını Siyonizme karşı uyandırmak onların başlıca görevleridir. Bu görevleri hayatları pahasına da olsa yerine getirmelidirler. Aksi halde topyekun ümmetin vebalini omuzlarına yüklemiş olurlar. Amerika'da Henry Ford Ford arabalarının fabrikasının sahibidir. Siyonizmin tehlikesini Amerikan halkına anlatmak istemiş ve bu konuda Beynelminel Yahudi isminli eserini büyük bir uzun araştırmalar sonucu kaleme almış. Milletine faydalı olacak bu muazzam eseri ne yazık ki Amerikan Yahudilerinin büyük taarruz ve tehditlerinden dolayı yok denecek kadar az sayıda yayınlanabilmiştir. General Patton da Yahudi'yi anlatacak eserini henüz kendi halkına ulaştırmadan öldürülmüştür. Yahudi Hristiyanların aleyhine filmler çevirip Müslümanların aleyhine kitaplar yazdırmışlardır. Fakat kendi aleyhine ciddi olarak yazılan hiçbir kitap ve hiçbir eser ve hiçbir yazıya izin vermemiştir. Dünya insanları bugün Yahudinin itmiş olduğu uçurumdan feryat etmekte, gerçek aydınların imdadını beklemektedirler. İşte bu aydınlar, bu fethi müjdeleyen, bu fethi gerçekleştiren o Orta Asya'da Nuralım içinde olup da ben aradığımı buldum diyen bu aziz Müslüman Türk milleti olacaktır. Bu millet bu teşhisi çok iyi koymuştur. Bu millet Kur'an-ı Kerim'deki 6666 ayeti çok iyi tahlil etmiştir. Ey iman edenler, Nasranileri ve Yahudileri kendinize dost ve veli edinmeyiniz. Ki o zaman Allah'ın gazabını bekleyiniz ayetini kendilerine düstur edinmişlerdir bu aziz millet. Ama sözüm ona Müslümanım deyip de başka milletlere bakacak olursak Yahudinin kontrol altına girmiş, Yahudinin uşağı olmuşlardır. Sebep nemalanmak, sebep şu dudağına konacak bir azık, bir çörek,
Bir köleye satmışlardır vatanı. Bir köleye satmışlardır özgürlüklerini. Bir köleye satmışlardır davalarını. Evet. Artık Müslüman, Müslüman Türk milleti uyanacak. Kendine gelecek. Özüne dönecek. Ve tehlikelerin farkına varacak. İnşallah. Evet efendim, ben hoca değilim, ben alim değilim. Acizane olarak dilimin döndüğü kadar biraz kitaptan, biraz kaynaklardan yararlanmaya çalışıyorum. Canlı yayına konuklarımız da alabiliriz. Ben bu konuda çok iyi uzmanım, ben bu konuda konuşmak istiyorum diyenleri canlı yayına bekliyoruz. Şu anda Cevdet Tellioğlu başkanımı görüyorum. Eğer ki yayınımızı izliyorsa katılabilir ve yorumlarını alabiliriz efendim. O güzelim, güzel ifadeleriyle bize Ayasofya'yı nasıl ibadete açarız, bunun güzelliklerini en güzel bir ruhla inşallah bizlere anlatır diyoruz efendim. Bütün canlı yayına, bütün konuklarımızı da bekliyoruz. Evet. Evet, bir şey koyalım araya, yani Ayasofya'yla ilgili. Evet. Ben de bu arada biraz yarışmış olayım yani, tamam? FSM TV, Anadolu'nun yanık sesi, FSM TV, dünyaya açılan gönül penceresi. www.fsm.com, www.fsmtv.net'te yapmış olduğumuz özel yayınımız Ayasofya ibadete açılacak inşallah. Devam ediyor efendim. Canlı yayın telefonlarımız 0535 760 9789. 0535 760-97-89. Yorumlarınızı, bilgilerinizi, temennilerinizi bekliyoruz efendim inşallah.
Merhaba ey mehteran. Merhaba mehterbaşı. Nevbete selah hastu. Haydi ya Allah. Güzel aşık. Thank you.
Evet. Evet, canlı yayınımız devam ediyor efendim. İkinci bölümdeyiz. Canlı yayına konuklarımızı almak istiyoruz. Ayasofya ibadete açılacak ruhuyla Allah'ın izniyle bugün ümit var bir şekilde program yapıyoruz. Dualarımızla, gayretlerimizle inşallah. Evet efendim, canlı yayındayız. Alo. Alo. Selamlar. Evet, aleyküm selam değerli hocam. Abdülkadir İpekoğlu Rize'den. Değerli hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, Allah razı olsun değerli hocam. İlk defa alıyoruz sizin canlı yayına. Biliyorsun çok sevdiğimiz bir insansın. Allah razı olsun. Çok tanrı dostum. Kurduğumuz dostluk köprüsüye. Allah razı olsun. Canlı yayına havale zaketi gösterdiniz. Sizlere minnettarım. Allah razı olsun. Konu çok mühim bir konu. Allah razı olsun Abdülkadir hocam. Konu çok mühim. Ayasofya ibadete açılacak diyoruz. Artık gözyaşları dinecek. Biz bu düşünceleriyle, bu ümit varlıkla bir haftamız kaldı. Rabbimizin izniyle bir sürpriz çıkacak diyoruz. Bu konuda sizde neler söylemek istiyorsunuz? Tecrübeli bir Anadolu insan olarak. Buyurun. Güzel dostum, önce şunu kabul etmemiz lazım ki ülkemizde yalnız Ayasofya değil, daha nice kapalı İslam'ı temsil eden yerler var, ibadethaneler var, kutsal yöreler var. Bu ülke henüz tam bağımsız bir ülke değildir. Evet. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki, ekonomik yönden bağımsız olmayan uluslar siyasi yönden asla bağımsız olmazlar. Yıllarca Doğu Almanya ve Batı Almanya diye dünyaya iki devlet olarak yaşatılan, evet hocam, bir bedenin iki parçası, evet, nasıl Batı Almanya'nın ekonomik güce sahip olmasıyla Doğu Almanya'yı kısaca parayla satın alarak tek Almanya bayrağı altında birleştirmişse, evet, sonra 13 yılda başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, evet, iflas etmiş bir maliyeyi, bir ülkeyi şu anda dünyaya adını duyuracak, süper ülkeler arasında yerini alacak bir konuma getiriyorsa, evet, ve dikkat ederseniz ki bu çok önemli, haddinden fazla önemli, bir de çakal ve iç sürüleri, dikkat edin, ne kadar kalabalık olursa olsun aslanın bölgesine geçemezse, günlerce aylarda geçmeye çalışıyorlarsa, evet, başbakanımızın bu hamleleri karşısında bir Çin atasözü var, onu hatırladım. Mahalledeki tüm köpeklerin aynı anda havlaması boşuna değildir. Evet. Ve bunları da görüp yaşıyorsak, ben bir şeye inanıyorum ki, yalnız durmak, yanlış durmaktan daha iyidir Ahmet Davutoğlu diye. Başbakanımız yalnız durmakta, burayı anlayamadım hocam. Önümüzdeki günlerde. Hocam, burayı anlayamadım hocam. Özür dilerim hocam. Burayı anlayamadım. Evet. Davutoğlu'nun bu sözünü biraz açar mıyız? Burayı anlayamadım yani. Ha? Davutoğlu'nun bu süper sözü de şey diyor. Yalnız durmak, yanlış durmaktan daha iyidir. Şu anda baktığımız zaman başbakanımız yalnız görüntüde bile Rabbim onunla beraberdir. Çünkü doğru yoldadır. Ha, bu vesileyle Allah'ın izniyle benim bir beklentim var. Evet. Bu beklentim de şudur. Başbakanımız evet, şunu düşünüyor. 10 Ağustos 1914 Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması. Evet. 10 Ağustos 2014 Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi ama halkı oylarıyla meclisi değil. Evet. Şimdi evet. Türk tarihinde bir atasözü vardır. Nedir o? Dere 40 yılda bir yatağını bulur.
Evet, evet. Ama tarihte buna benzer de bir söz çözüm. 100 yılda bir tarih özüne döner. Özüne döner, evet. Ama evet. Hayır, bu 2014 yılında tüm dünyayı hayreti düşünecek olağanüstü hadiselerin cereyan edeceğini bugüne kadar Allah dostları bize haber vermişse, evet. Ben de bir şeye inanıyorum. 29 Mayıs'ta belki de Başbakanımız görevi vermiş, Ayasofya'da imkutlu okunacak. Evet. Aynı gün Başbakanımız Cumhurbaşkanlığı adayını ilan edecek. Ben yani... Gerek Anadolu halkıda İslam aleminin şeyi. Evet. İslam alemi 600'lü Osmanlı İmparatorluğu döneminde. Evet. Küçük Mekke, küçük Medine kabul edilen İstanbul'daki ziyaret yerlerini ziyaret etmeden Mekke'ye, Medine'ye gitmediğini biliyor musunuz? Evet, evet. Evet. O zaman o günler geliyor. O günler için ben de şöyle şiir gibi bir şey yaptım Ayasofya'ya. Okuyabilir miyim? Abi ne demek tabii. Hocam bir fon koyar mısın yani? Evet. Bir fon koyalım. Bir dakika hocam. Bir dakika bir fon koyalım hocam. Bir fon koyalım bir dakika. Evet bir fon koy hocam oraya. Bilim olsa da hakikatleri bir konuşabilse, karınım olsa gerçekleri saptırmana dökse, içimdeki dertleri, yarayı bir aktırabilse, gariplik, kesaret zincirlerini koparıp atabilse, yıllar yılı ölçtüğümüzde Garip Sultan Fatih, hasretine kavuşup, esaretten suyunu camiye çevirdi. Asırlar boyu ümmeti Muhammed'e hizmet eyledim. Gariplik, esaret zincirlerini için koparıp atabilse, evet. Vatanımızı düşmanlar, işgalciler tarafından işgal edildi. Aziz milletimiz, bağımsızlık savaşında galip geldi. Sözde özgürlüğe kavuşuldu. Sayısız bayramlar, bayramlar ama ben yine mahsur. Benim gariplik, esaret zincirlerim neden kaldırılmadı? İstedim ben de özgürlüğe kavuşur olaydım. Evet. Aziz milletime yine hizmet eden şeref duyardım. Milletimin sanat ve doyduğuna şahitlik ederim. Gariplik, esaret zincirlerimi koparmak isterdim. Dost kim, düşman kim, bilmez değil mi? İnsanlar susturulmuş, halinden razı değilim. Mahzunum, ezan sesine, sönen sesine, Kur'an sesine hasretim. Kaldırın üzerinden bu kanunları kalanma denedi. Kırıp parçalayın, köre atın, kuyatete atın. Allah'ım beni bekliyor, Peygamberim beni bekliyor. İslam alemi şahlanmak için bu günü bekliyor. Bütün dünya 29 Mayıs'ı bekliyor. İnşallah. Canlarım benim. Allah razı olsun hocam. Tecrübeli bir hocamız olarak, Türkçe öğretmeni olarak ben şunu derim ki size acizane olarak Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda çok çılgın bir insan. Çılgın yani dayanılmaz bir çılgın. Bir çılgınlık yapacak, bir sürpriz yapacak bu millete diyorum hocam. Ben bekliyorum Allah'ın izniyle yani. Evet. Hayır ama ben son sözüm şu. Evet. İşte 100 lira koyuyorlar. Evet. Şunu söyle. Bir değişimin önünde gidenler lider. Ortasında gidenler durumu kavramış. Sonunda gidenler sürüklemiş olurlar. Evet. Ya bizim Türkiye'deki gibi kanka olanlar siyaset mekanlarını yerlerine almak üzere her zaman perişan olurlar. Allah'ın izniyle liderdir. Evet. Gönüllerin lideridir. Ve Rabbim buna çok ağır görevleri yüklemiştir. Evet. Başbakanım benim komşum. Ben ona çok çok güzel şiirler yapmışım. Allah ben şu kadar söyleyeyim. O şiirinin nakaratı şudur. Bizim bir şey demek millet için ayıptır. Geçirilen
olan bu sayı ülkem için kayıttır, ülkemin tek lideri olarak kayıttır. Evet. Ne dersiniz? Allah razı olsun hocam, Allah razı olsun. Konuklarla alıyoruz. Allah razı olsun. Yayınlarımızı takip edin. Hocam 29 Mayıs'a kadar inşallah bu hep Ayasofya'yı işleyeceğiz yani Allah'ın izniyle. Tamam hocam? İnşallah. İnşallah. Allah'a emanet olun hocam. Buradan Rize'ye. Tüm can dostlara selam gönderiyoruz hocam. FSM TV olarak. Allah razı olsun. Evet. Rize'den Abdülkadir İpekoğlu emekli Türkçe öğretmenini canlı yayına aldık. Başbakanla, çok iyi, Sayın Başbakanımızla çok iyi görüşen bir aile dostu. Yorumlarını aldık. Allah razı olsun. Evet, şu anda Hüseyin Aktaş, İstanbul Albere Ocakları İl Başkanımız canlı yayına alıyoruz. Evet. Canlı yayınımız devam ediyor efendim. Bugün Ayasofya'yı konuşuyoruz. Alo. Hocam, FSM TV canlı yayındayız. Hoş geldiniz değerli hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Selam aleyküm. Aleyküm selam değerli başkanım. Bugün, şunu baştan söyleyeyim de yanlışlık olmasın. Bağımsız alperenlere üye falan değilim ha. Onu baştan söyleyeyim, ben bağımlı alperenim. Yani bana tehditler geliyor, illa ol diyorlar. Cem bir yandan sıkıştırıyor ama olmayacağım yani. Onu bile silah. Canım hocam benim. Hani evet. Siz yanlış işler yapıyorsunuz ya. Herkes kafasına göre terlet buluyor bir şeyleri. Yok yok, estağfurullah. Hocam, bugün özel bir yayın yapıyoruz. İnşallah 29 Mayıs'a kadar bunu isteyeceğiz. Ayasofya ibadete açılacak diye bir yayınımız var. İyimser bir hava estiriyoruz inşallah. Rabbimin isteğiyle, tüm can dostlarımızın duasıyla bir il başkanımız olarak bu Ayasofya'nın yıllardır temellerinde ekmeğin aşırı olan, gözyaşı olan bir Allah dostu olarak neler söylemek istiyorsun hocam? Buyurun. Estağfurullah abi. Allah razı olsun. Evet. Biliyorsunuz bu Ayasofya ile ilgili biz bayağı bir mücadele veriyoruz. Aynen hocam. Evet. Sürekli bayram namazlarını falan orada kılıyoruz. Bu fetihle ilgili sabah namazlarını orada kılıyoruz. Evet. Allah nasip ederse ayın 29'unda da yine fetih namazı, sabah namazını kıladı Perşembe günü. İnşallah hocam. Evet. Hafta akşamda yani. Fetihle ilgili sohbetimiz var. İl Ocak'ta sohbetimiz orada. Yani bu oldu bittiye getirip bir müzeye çevirmişler bu işi. Sahte bir imzalarla falan bir şeyler söylüyor tarihçiler de. Evet. Olay farklı. Şimdi Ayasofya İstanbul'un fetih sembolü olduğu için Ayasofya kimin elinde olursa İstanbul'da onun olur. Şimdi ortada şu an müze. Müze halinde. Evet hocam. Biz de inşallah tekrar buradan yeni bir fetih oradı. İnşallah Allah'ın izniyle hocam. Yeni bir fetih oradı Allah'ın izniyle. Oradan başlayacağız. Bütün zincirleri kıracağız. Bu iş sadece Ayasofya'da kalmayacak. Evet. Bütün vurulan değerlerimizden değerlerimizin hepsinin zincirlerini kıracağız. Allah'ın izniyle hocam. İnşallah. Yeniden fetih dediğimiz zaman inşallah diyoruz ki Müslümanların bir çatı altında toplanması demek. Yeniden fetih dediği zaman dünyaya huzur gelmesi demek. Elhamdülillah. Ellerin yok olması demek. 1,5 milyar Müslümanın bir çatı altında toplanması demek. O da inşallah olacak. İnşallah hocam, inşallah. Biz burada herhangi bir oy mol falan filan için istemiyoruz. Bak burada dedemizin ben duası. Aynen. Yani Ayasofya ibadete açılsın da kim açarsa açsın diyorum, değil mi hocam? Burada hemfikiriz yani. Değil mi hocam yani? Ya o öyle bir derdimiz yok. Derdi olamaz da bilmiyorum ya. Bizim derdimiz belli. Bizim oyumuz falan filan bundan herhangi bir beklentimiz yok. Oranın çok büyük bir ehemmiyeti var Ayasofya'nın. Aynen. Oranın asılıp tabi olması lazım. Aynen. Buranın bir İslam ülkesi olduğunu göstergesidir orası. İnşallah hocam, inşallah. İnşallah onu da yaparız. Dedemizin de biliyorsunuz bununla ilgili de bedduası var. Evet, evet. Camiye çevren Allah lanet etsin, meleklerin insanlarına... Aynen hocam. Aha üzerine olsun diye şey var. Bedduası da var. Evet. Valla bilmiyorum, başbakan bu şeyi de açacak falan diyorlar. Bu İstanbul setinde... İnşallah diyorum, hep birlikte gayret edelim. Güzel, çok güzel bir onlara hava istiyorum inşallah. Bir derdimiz yok. Bunlar o için de yapacaklar da yapsınlar. Ne için yapacaklarsa yapsınlar. Bizim
verin. Biz sadece oranın atılmasını istiyoruz. Biz dava için istiyoruz. Evet, evet. Aynen, aynen hocam. Aynen. Yani ben konuma şuradan girdim değerli başkanım. Türk milletinin Orta Asya'dan niçin orada duramayıp da batıya doğru geliş sebeplerini anlattım. Acizane dilimin döndüğü kadar. İslam'la tanışınca, Müslüman Türk milleti olunca ben aradığımı buldum. Yıllardır, asırlardır at sırtındaydım ama artık bir gaye için at sırtındayım demeye başlamıştı bu millet. Ve bu millet o ruhla Ayasofya'yı ibadeti açtı. Viyana kapılarına gitti. Ben diyorum ki bu milletin duaları, bu milletin büyüklüğü yine kıyamete kadar devam edecek diyorum hocam ben. İnanıyorum yani. Evet. İnşallah, inşallah. Bin yıldır İslam bayraklarını yapan bir milletin evladıyız. Ama şu an çok kötü atemin olmuşuz yani. Evet. Babalarla eylemlerle terabule küsürlüğü gençlik yetiştirmişler olacağı budur yani. Evet, evet. Yani her konuda bir bozuk şekle girdik. Evet. Yani eskilerle de kendimizi atıyoruz da inşallah tekrar üstümüze dönedi. İnşallah, inşallah hocam. İnşallah. Allah razı olsun. Yani evet. Herkes mücadele samim olarak herkes evet. Elbirliği verir, samim mücadele ederse olur. Ama menfaat amaçlı, çıkar amaçlı yapılırsa bu iş olmaz yani. Olmaz, olmaz tabii ki efendim. Allah'ın izniyle ve de onu, o menfaat ruhuyla yapanları şeyler kafasından aşağı geri dökülür. Bak buna inan ki. Bu çok manevi bir konu yani bu konu. Bu konu maddi bir şey gibi düşünülemez yani. Mümkün değil yani. Bir iş yeri açmıyorsun. Aileni açmıyorsun yani. Evet. Hristiyan ülkelerinin tek derdi orayı kilise yapmak. Aynen, İstanbul, aynen. Dünya bir şehir olsa diyorlar, İstanbul diyorlar. Aynen. Tüm Ayasofya'da kilise olur diyorlar. Aynen. Ben Siyonizmi anlatıyorum şu anda zaten. Yahudi'yi anlatıyordum. Zaten konu bitmedi. Yahudi bunu engellemek için bütün sistemlerde çalıştırıyor hocam. Yani buna çok dikkat etmemiz lazım. Şunu söylemek istiyorum, sormak istiyorum. Bir Alperenlerin İstanbul lideri olarak neler tavsiye edersin Alperenlere? Bir haftamız kaldı hocam. Evet, buyurun. Alperenlere tavsiye edemeyiz. Herkes inandığı gibi yaşarsan, mücadele edersen, geyikle kapılmazsan, olmaz diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle samimi mücadele edildikten sonra her şey olur. Yeter ki inanarak yapılsın. Evet. İnanarak yapıldıktan sonra da her şey olur. Bölünmeden, parçalanmadan, aynen. Çıktı menfaat bitmez. Samim bir şekilde mücadele verildikten sonra Allah'ın izniyle her şey olur yani. İnşallah hocam, inşallah, inşallah. Biz daha ferahlar zaten o şekilde mücadele etsinler diye mücadele ediyoruz. Allah razı olsun başkanım, Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah hepinizden razı olsun. Allah razı olsun başkanım. Yayınızın da hayır etsin. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Ayasofya'nın atılmasına sebep olursunuz. İnşallah Rabbimin izniyle. İnşallah. O tuğlasının tozu olabilsek yeter hocam. Evet. Sana sıkmayalım yani. Dedemize diyelim ki koydun. Bayrağı taşıdık inşallah. İnşallah hocam inşallah. İnşallah. Rabbime emanet olun başkanım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Selam söyle. Aleyküm selam hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet. Canlı yayınımız devam ediyor. İstanbul Alperen Ocakları İl Başkanımız Sayın Hüseyin Aktaş Başkanımızı aldı. Temennilerini söyledi. Allah razı olsun. Güzel bir hava estiriyoruz. Allah'ın izniyle Ayasofya ibadete açılacak diyoruz. Bu ruhla, bu şuurla Allah'ın izniyle canlı yayına konuklarımızı bekliyoruz efendim inşallah. Canlı yayına gelmek isteyen canlı can dostlarımızı da bekliyoruz temennilerini. 0535 760 9789 0535 760 9789. Evet, yayına katılmak isteyen bütün can dostlarımızı alıyoruz efendim. Ayasofya ibadete açılacak diyoruz. Bu konuda bu iyimser güzel tabloyu Rabbimizin izniyle düşünüyoruz. Güzel düşünüyoruz, güzel görüyoruz inşallah. Bu konuda can dostlarımızın mesajlarını bekliyoruz efendim. Evet. Var mı araya soran yok değil mi? Evet, konumuza devam ediyoruz efendim. Yahudi'yi anlatıyorduk, Siyonizmi anlatıyorduk. Evet. Dünya insanları bugün Yahudi'nin itmiş olduğu uçurumdan feryat etmekte, gerçek aydınların imdadını beklemektedirler. Siyonizmi tanımamış bir devlet reisi halkına karşı ne denli samimi olursa olsun milletine huzur getiremez.
Aynı şekilde bir aile reisi Yahudi'yi tanımamışsa ailesine huzur getiremez. Sultan Beyazıt Han Yahudi'yi tanısaydı dedelerinin devletini yıkacak olan bu millete bağrını açar mıydı? Fatih Yahudi'yi tanısaydı doktorunu Yahudi'den tutar, onun kendisini zehirlemesine müsaade eder miydi? Kur'an'da 100'den fazla ayet Yahudi'yi insanlara tanıtmak için indirilmiştir. Dünyamızın ve onun üzerine üzerinde yaşayan insanlığın huzurunu bu hedefi tespit etmeden aşağılamak, sağlamak mümkün değildir. Evet efendim, oraya bir yine bir marş korsam iyi olur. Evet efendim. Yahudinin sonu diyoruz. Yahudi diyor ki, bizim milletler üzerinde oynadığımız oyunları çok zeki olan insanlar anlayacak. Bu kişiler insanlara bizden o kadar bahsedecekler ki insanlar onlara siz kafanızı Yahudi ile bozmuşsunuz diyeceklerdir. Bu kişiler de çareyi susmakla bulacaklardır. Zira dünya siyonizmi görülmez bir rüzgara benzer ki bu rüzgar çok büyük bir çınar ağacının dallarını ve yapraklarını sallar. Cetan bağlanıyor. Cetan. Tamam. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam, canlı yayındayız. Cem Bey buyurun efendim. Ayasofya ibadete açılacak özel yayınımız. Buyurun. Canlı yayında mısın abi? Evet evet. Evet, selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya başka bir yerde hiç aradım. Artık konuş yani. Bak Allah nasip etti. Canlı yayına girdin yani. Evet, konum ne? Ayasofya ibadete açılacak. Bunu istiyoruz hocam. Evet. Konuklar alıyoruz. Mustafa ibadete açılır yani. Onun mevcutta ve zorla bir şey biliyorsunuz. Mevcutta mutlaka bir sayısı çok olmakta ümidiyor. Tek başına kanun yoktur olduğunu iddia ediyor. Ve kanun da yapıyor yani. Sıkıntı yok Ayasofya'yı da bundan sonra yanacak. Biz bunlar yokken de nelerdendir yani kafamızda açılmasını isteyen, talep eden istenişe görevi pasif olarak yemedi. Mensubuyuz. Açılmadı. Yani şöyle bir mensubu var. Tabiat gelişeki bir konuda bu. Ayasofya'nın açılmasını Vatikan hakkında bir toplar sunuyor. Bu kafada ancak baba yiğit de Allah görür işte yapılmasında. Bu şekilde açılması yapacak bir şey yok. Hocam biraz çok yoldan mı yürüyorsun? Hızlı konuşuyorsun. Vallahi çok zor anladım ama izleyicilerim de anladı mı bilmiyorum. Evet ben gelmedim. Şöyle tane tane konuş da anlayalım hocam ya. Bak biraz önce... Ayasofya'nın tabii ki açılması taraftarıyız. Tamam. Bu mevcut iktidar milletvekilliği çok çoğunluğuyla övülüyor. Yasa yapıcı, birçok yasalar yaptılar. Müslüman bir devlet adamı var devletin başında. Müslümanları talep olarak, sadece Türkiye'deki Müslümanlar değil tabii ki. Dünyadaki bütün Müslümanları da ortak kalemizde, Ayasofya'nın bu da açılması. Bu sese kulak vermemesini istiyoruz. Evet. Biz kapattık tarihten beri açılması taraftan olan bunun mensubuyuz. Açılacağını görürüz. Allah'ın izniyle yani. Hocam, Allah'ın izniyle, evet. Yani sana edilenler değil. Yayından sonra beni de ayrıca söyledim. Tamam değerli hocam, tamam, tamam. Allah'a emanet ol hocam, Allah'a emanet ol. Dualarımız hep birlikte inşallah, tamam. Evet. Evet efendim, Cem San'ı aldık canlı yayına. Ayasofya hakkında yorumlarını dinledik. Allah razı olsun.
Aynı zamanda biliyorsunuz bizim FSM TV'nin programcısı ve Radyo FSM'nin pazar günleri Allah razı olsun sürekli canlı yayınlar yapıyor. Buradan yeniden teşekkür ediyoruz. Nizam Alem Ülküsü Gönül Bağları programlarını sunuyorlar inşallah. Evet, Yahudi'den bahsediyorduk. Yahudi'nin sonunu getiriyoruz diyorduk. Evet, evet. FSM TV, can dostumuz, FSM TV, Anadolu'nun yanık sesi, FSM TV, dünyaya açılan gönül penceremiz, www.radyofsm.com, www.fsmtv.net'le yapmış olduğumuz canlı yayınımız, özel Ayasofya ibadete açılacak programı, devam ediyor efendim. Konuklarımızı canlı yayına bekliyoruz efendim. Temennilerini, dualarını, güzel güzel duygularını bekliyoruz. Olumlu bir hava var şu anda Türkiye'de. Dünya atmosferinde İslam alemi Ayasofya'yı 29 Mayıs'ta ibadete açıp tekbirler getirerek namaz kılmak istiyorlar efendim. Evet, bir mesajımız var. Biraz sesli şey yapalım. Büyük Birlik Partisi şehidimiz zamanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Büyük Aile Projesi mimarı Sayın Öğretim Üyesi Cevdet Tevlioğlu'nun mesajını okuyorum efendim. Dikkatli dinleyelim. Rabbim Ayasofya'yı yeniden ibadete açılarak Türkiye'nin üzerindeki bedduayı kaldırmasını diliyorum. Amin. Amin. Amin diyoruz efendim. Evet. Allah razı olsun. Yeniden okuyorum. Cevdet Tevlioğlu, Büyük Aile Projesi mimarı, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız idi 2009 seçimlerinde. Büyük Birlik Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdı. Rabbim Ayasofya'yı yeniden ibadete açılarak Türkiye'nin üzerindeki bedduayı kaldırmasını diliyorum. Biz de amin, amin, amin diyoruz efendim. Allah razı olsun. Evet. Evet, bu arada değerli hocamız, Türkçe öğretmenimiz Rize'den Abdülkadir İpekoğlu'nun mesajı var. Evet. Bunu okumak istiyorum. Tabii ki Allah razı olsun, güzel göndermiş. Ayasofya'ya selam vermek isterken, selam vermek istersen yıldız, güneş ve aya, görev herkese düşmüş hanımefendi, bayan, bu zincir kırılmadan hakkınız yoktur çaya. İslam düşmanlarına ateş düşsün paçaya, herkes görev başına, yok mudur bu haya? Günü geldi, günü geldi, günü geldi azınlık, çarpmalık kevset kayaya. Herkes ne düşünüyorsa artık almadı paya. Mayıs, Mayıs, Mayıs zafer ayıdır, tren konmalı raya. Bu günlere zor geldik. Bu günlere zor geldik. Bu günlere zor geldik. Saatler saya saya. Böyle güzel bir fırsat takılmıştır oltaya. Ayasofya'yı açıp devam edin oltaya. 29 Mayıs'ta inmeliyiz sahaya. Ezan sesi ulaşsın
Akdeniz'e vahaya Sebateist zümreler artık kalmalı yaya. Ayasofya ezanı ulaşmadı Konya, ulaşmadı Konya'ya. İşte o anda bakın muhteşem manzaraya. Minaresinden ezan duymak zamanı geldi. Vakit namazı kılsın. Vakit namazı kılsın. Vakit namazı kılsın herkes Ayasofya'ya. Ayasofya camidir. Asla müze olamaz. Ezan, Kur'ansız kubbe asla, asla, asla şehvet olamaz. 01.11.2013 Abdülkadir İpekoğlu, emekli edebiyat öğretmeni, Rize. Rabbim bugün not bırakmış bir de hocam. Rabbim bugünden tezi yoktur ve hazırlanacak tüm inananları birleştirecek bir hutbe ardından Ayasofya, bütün dünya ayağa kalksa açılmalı ve ardından tüm inananlar olarak şükür secdesine varmalı. Başbakanımız da peygamberimizi ve tüm inananları hoşnut edecek devlet başkanlığı adaylığını açıklamalıdır ki hasretle bu saati beklemekteyiz diyoruz. Biz de diyoruz ki Rabbimiz hayırlar getirsin. Rabbim milleti İslam'a hayırlar getirsin diyoruz. Mesajlarınız hayırlar getirsin, dualar getirsin, güzellikler getirsin diyoruz efendim. Evet. Canlı yayınımız devam ediyor. Ayasofya ibadete açılacak diyoruz efendim. Bu ruhla, bu güzellikle yayınımız devam ediyor. Yine Yahudi'yi okuyorduk efendim. Yahudi'nin sonunu okuyorduk. Fakat bu lanetli milletin akıbeti çok kötü olacaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kavim hakkında şöyle buyurmaktadır. Siz Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmaz. Dikkat edelim buraya. Siz Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmaz. Hatta bu harpte taşlar ve ağaçlar dile gelip ey Müslümanlar, ey Müslüman, ey Müslüman, benim arkamda bir Yahudi var. Benim arkamda bir Yahudi var. Benim arkamda bir Yahudi var. Gel onu öldür demedikçe diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buhari'de şöyle buyuruyor burada. Evet efendim, çok önemli bu konular. Biz burada hep Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyoruz. Ve biz diyoruz ki bu Ayasofya'yı kimler kapattırmış? Teodor Herzl'in tezgahıyla başlayan bu hareket bu günlere getirilmiş. İşte bunu çok iyi anlamamız, çok iyi tahlil etmemiz lazım. Bu konuda Buhari'nin sözlerini dinleyelim efendim. Dil ettir, eti konuşturan ise Yüce Allah Celle Celaluhu taşı ve ağacı konuşturmaya da kadirdir. 2000 yıldır Yahudiler insanlara daha bizim bilmediğimiz ne zulümler yaptılar ki bu zulümler sonunda taşları ve ağaçları dile getirecektir. Bu lanetli millet binlerce yıl sonra bir yığın darabelerle bir devlet kurmuş. Theodor Herzl'in tezgahıyla arkasından da hemen azmıştır. Şimdi ise Allah Celle Celaluhu bunları İsrail'de toplamaktadır. Bu toplanış hepsinin sonunu getirecektir. Sen Yahudi, Allah Celle Celaluhu sana ne kadar lütfetti. Sen hep nankörlük ettin. Hep Yahudi köyüne birkaç peygamber, her Yahudi köyüne birkaç peygamber gönderdi. Sen bu peygamberleri bir bir öldürdün. Sen Firavun'dan kurtarmaya çalışsan Musa peygamberi
Firavun'a sen şikayet ettin. Zekeriya peygamberi testereyle iki yemiştin. İsa peygamberi çarmıha gelmeye çalıştın. Benim peygamberime zehirli et yedirdin. Dikkat edelim buraya, dikkat edelim. Yaşlı bir kadın bir keçi oğlağını yedirmişti sallallahu aleyhi ve selleme. Dedi ki hala o zehri içimde hissediyorum buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onu zehirle humma hastalığına yakalattın. Milletlerin kanını harpler, ihtilaller ve anarşi ile akıttın. Filistinlere yapacağın katliama kılıf olsun diye Hitler'e kendi halkını katlettirdin. Mısır-İsrail savaşında İsrail'i kızlara frenge aşılayıp Araplara saldırttın. Japonya'ya icat ettiğin atom bombasını sen attırdın. Şehirleri ve insanları sen yok ettin. Filistin'de bir gecede 4000 çoluk çocuğu sen boğazlattın. Senin uşağın olan Saddam'a emir verip kadın ve bebekleri hatta hayvanları kimyasal bombalarla sen yaktın. Sen kör ettin. 1980'den önce Ankara'ya 5 tane lanetli Yahudi terör uzmanı sen gönderip benim milletimin gençlerini birbirine öldürttün. Asala'yı sen kışkırttın. Milletleri faizle iliklerine kadar sömürttün. Onların kanını emdin. Batı'ya kapitalizme mahvettin. Doğu'nun halkını ise komünizmle yıllarca inim inim inlettin. İnsanları paraya, şehvete, köle ettin. Senin insanlar için icat ettiğin sistemler ne yuvalar söndürdü. Sen bunları yaparken her seferinde şeytani maharetinle kendini gizledin. Senin o kan içici vampir yüzüne hep kuzu postuna büründü. İnsanlar seni tanıyamadılar. Nihayet Filistin'de o iğnek yüzünden maskeni attın. Kendinin nasıl bir canavar olduğunu dünyaya gösterdin. Seni Allah Celle Celaluhu yüce kitabımız Kur'an'da boşuna lanetlemedi. Yok olacaksın. Melun kavim, Allah Celle Celaluhu sana öyle bir son hazırladı ki asırlardır kanlarını akıttığın milletler artık uyanıyor. İşte Filistin, işte diğer bütün milletler, işte Afganistan, işte Azerbaycan. Sen bu milletleri elindeki basın ve senin para uşakların tarafından ne kadar kötülersen kötüne artık Müslümanlar oyunu yavaş yavaş anlıyorlar ve bütün dünyada İslam hızla güçleniyor. Çok yakında bu vatanın evladı da senin sinsi oyunlarını anlayacak, senin medenilik sözlerine, çağdaşlık sözlerinin altında hangi oyunların yattığını farkına varacaktır. O zaman önce senin kurdurduğun laik ve dinsiz devletinin işini bitirecek, sonra da senin tepene balyoz gibi inecektir. Belki Batı'nın Hristiyan hatları senin yüzyıllardır ortaya oynadığın oyunları uyandıracaktır. Çünkü sen bize yaptığın düşmanlığın aynısını onlara da yaptın. Sen lanetli millet, lanetli olmayan milletlere topyekin düşmansın. Sen yeryüzünden yok olduğunda insanlar birbiriyle kardeş olacaklardır. İslam'ın mübarek nuru bütün dünya insanlarını kardeş yapacaktır. Evet. Konumuzun son bölümünü açıklıyoruz efendim. Ayasofya ibadete açılacak diyoruz ve son bölümü burada okuyoruz. Bu bizim uyanmamıza vesile olur inşallah. İbadete açılmaz konusunda tek yürek, tek bilek, tek yumruk yapar bizi her konuda. Allah'ın ipine sarılmada, Kur'an-ı Kerim'e bağlanmada, nizam-ı alem, ilahi kerimetullah sevdalarına tarafsız bir şekilde
katıksız bir şekilde, riyasız bir şekilde takvaca yaşamayı, takvaca inanmayı, takvaca yaşatmayı inşallah Rabbim bizlere nasip edecek inşallah diyorum. Ayağa kalk Anadolu, ayağa kalk Anadolu, korkma. Artık baykuşların öteceği zaman değil. Tarih bundan sonra mazlumlara yardım edeceğine söz verdi. Görmüyor musun? Zalimler korku içinde feryat ediyorlar. Gece bitmek üzere. Gece bitmek üzere. Zulmün sarayları yıkılmak üzere. Evet. Dağlardan, İslam aleminin dağlarından doğan güneşi görmüyor musun? Filistinli çocuğun Yahudi askerlerine sapan taşı ile nasıl saldırdığını görmüyor musun? Azerbaycan'da Kızılordu'ya baş kaldıranı görmüyor musun? Lenin'in heykellerinin yıkıldığını, artık sıranın da birilerine geldiğini görmüyor musun? Senin vatanını işgal ettiler. Yıllardır seni ezilmiş diye terk ettiler. Sana bin yıllık ecdadını unutturup senin sistemini değiştirdiler. Okullarda sana Amerikan süt tozu içirdiler. Sana kitabın olan Kur'an'ı, Kur'an'ın çöl kanunu çağ dışı olduğunu söylediler. Namussuzluğun adını çağdaşlık, medeniyet, medenilik, uygarlık, dindarlığın adını da irtica, gericilik, yobazlık olarak koydular. Sen Anadolu evladı bir karış Yahudi sistemini artık anlayacak ve uyanacak, bu kölelikten kurtulacaksın inşallah. Sana öyle bir oyun oynadılar ki dinini, imanını, namusunu mahvettiler. Seni köle etme savaşının adını bilmem ne savaşı koydular. Şimdi senin boynunda onların taktığı bu mühür zincir var. Anadolu'nun, bu vatanın hakiki evladı, ne duruyorsun? Boynundaki kölelik zincirini ve önce Ayasofya'dan başlayarak kıracaksın inşallah, kıracaksın inşallah, kıracaksın inşallah diyoruz efendim. Evet. Evet. SMN TV, can dostunuz, SMN TV, Anadolu'nun yanık sesi, SMN TV, dünyaya açılan gönül pencereniz, www.radyofsm.com, www.fsmtv.net'te yapmış olduğumuz canlı yayınımız, özel Ayasofya ibadete açılacak son bölümündeyiz. Evet, bu arada Körfez'den
Mustafa Çelik hocamın notu var. Onu okuyalım. Evet. Aleykümselam değerli dostum. Bütün gücümüzle uğraşıyoruz. İbadete açılması için dua edelim. En kısa zamanda açılsın inşallah. Gönülden istiyoruz açılmasını. Öz yurdumuzda garip Ayasofya'mızın ibadete açılması için her türlü desteğimizi veriyoruz. Gerekli büyüklerimize beklentilerimizi bildiriyoruz inşallah. Hem Cumhurbaşkanımız hem Başbakanımız bu konuyla ilgileniyorlar. Yapılması gerekenleri yapacaklar. Bizler bir yürek olarak AK Partili, MHP'li, CHP'li, Büyük Birlikli vesaire. Evet, devam ediyor hocam. Notlara okuyoruz. Tüm, yani bir millet olarak diyor, her kim hangi partiden olursak olalım, evet. Bu Ayasofya meselesinde tek yumruk olup açalım inşallah diye notunu bildirdi Mustafa Çelik hocamız. Allah razı olsun diyoruz. Değerli yazarımız, yorumcumuz, sürekli feste yazan bir dostumuz. Allah razı olsun. Bütün dinleyicilerimize de selamlarımızı iletin diyoruz. Buradan Mustafa Çelik hocamın hepinize selamlarını iletiyoruz. Evet. Ayasofya için 77 milyon tek yürek. Olmalı diye söylüyor. Allah razı olsun hocamız. Evet. Kalpleri aynı anda atmalı diyor. Evet. Evet, canlı yayınımıza katılmak isteyen can dostlarımızı bekliyoruz efendim. Allah Celle Celaluhu yardımını esirgemeyecek ve inşallah açılması kolaylaşacaktır. Hepinizi en samimi duygularımla selamlıyorum diyor. Allah'a emanet olun inşallah diyor Mustafa Çelik Başkanımız. Evet. Biz de Allah razı olsun diyoruz. Buradan Mustafa Çelik hocama görüşlerini bizlere bildirdiği için FSM TV ve Radyo FSM canlı yayına mesajlarını iletmiş olduk efendim. Evet. Evet. Ayasofya. Ayasofya bir milleti dünyaya anlatan, Ayasofya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o fethini, o müjdesini mühür olarak, yani mühür olarak mühürleten ya da onaylatan, yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ayasofya bir mührü demektir, bir onayı demektir. Fetih müjdesinin bir ispatı demektir. İşte onun için Ayasofya ibadete açılmalıdır. Ayasofya ibadete açmak demek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i memnun etmek demek. Ayasofya ibadete açmak demek sallallahu aleyhi ve sellemin yüreğine su serpmek demek. Ayasofya ibadete açmak demek sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak Lehru Mahfuz'da, yarın Arasat Meydanı'nda onu sevindirmek demektir efendim. Evet. Ve yeniden mesajına devam ediyor Mustafa Çelik hocamız. Bu hizmete verdiğiniz için biz de teşekkür ederiz. Kimlikle değil, sonuçla ilgilenmeliyiz. Hep beraber
insanlık için hayırlı olan ne varsa ucu burcu önemli değil, bir atmalı yüreklerimiz diyor. Allah razı olsun diyoruz biz de, evet. Evet efendim, saat şu anda 6'ya 10 var. 2 saat oldu değil mi şöyle bir? 1 saat 43 dakika. 1 saat 43 dakika, evet. Canlı yayına 15 dakikamız daha var. Almak girmek isteyen konuklarımızı canlı yayına alabiliriz efendim. Allah razı olsun. Son bölümündeyiz ve Hatice Coşkun bacımızın bir mesajı var. Ve aleyküm selam. İnşallah tez zamanda Ayasofya bir cuma günü ibadete açılır demiş. Ben de Rabbim razı olsun diyorum 55 dakika önce. Evet. Bahattin Öz Alan abimiz de sana açılan bu elleri boş çevirme ya Erhamer Rahimin diye yazdığım bir duaya amin, amin, amin diye cevap vermiş. Allah razı olsun diyoruz efendim. Evet. Evet, Hüseyin Aktaş hocamızın geçmişte okuduğu bir mesajın son paragraflarını okuyarak yayınımızı sona erdirelim. Allah razı olsun. Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İstanbul İl Başkanı, biiznillah Ayasofya'yı artık önüne geçilmez bir sel alacak. Tekrar okuyorum. Biiznillah Ayasofya'yı artık önüne geçilmez bir sel alacak. Bekleyin. Biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır. Her yağmurun arkasında bir sel vardır. Her yağmurun arkasında bir sel vardır. Zincirler kırılacak. Ayasofya, Ayasofya cami olarak açılacak diyoruz. Açılacak diyoruz. Açılacak diyoruz efendim. Hakkınızı helal edin. Süfre lisan ettik ise affola diyoruz. Ve diyoruz ki Ayasofya ibadete açılması için dilimizin döndüğü kadar zaman buldukça ve tüm canlı yayınlarımızda Ayasofya'yı işleyeceğiz. Aslında daha detaylı bir çalışma yapacaktık ama imkanlarımız, imkansızlıklarımız bizi ancak bu kadar yaptırabiliyor. Hakkınızı helal edin. Söz verip de sözümüzü yerine getirmemişsek affınıza sığınıyoruz diyoruz efendim ama hali ruhiyetimiz ortada. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kara hirgin içinde kara karıncanın rızkını veren, kara hirgin içinde kara karıncanın hareketini veren Rabbim dostları, düşmanları çok iyi biliyor, çok iyi tahlil ediyor, çok iyi analiz ediyor. Biz diyoruz ki tüm milleti İslam olarak, takvaca yaşayarak bir olmanın, iri olmanın, birlik olmanın güzelliğini hangi parti, hangi meşrep, hangi görüş olursak olalım şu Ayasofya ruhu için, şu milleti İslam'ın ayağa kalkması için, milleti İslam'ın yeniden dirilişi yaşayabilmesi için bir olalım, iri olalım, diri olalım, birlik olalım diyoruz efendim ve hakkınızı helal edin diyorum. Bir atmalı yüreklerimiz diyor Mustafa Çelik. Onun bu düşüncesine de katkılar vererek Allah'a emanet olun diyoruz. Kalın sağlıcakla, Ayasofya'da namaz kılabilme ruhuyla Allah'a emanet olun diyorum efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.